Kıymetli Genel Başkanım, 1994-2019 yılları arasında İstanbul'da yıllık ortalama 5 kilometreden daha az metro inşa edilmiştir. Dünyanın İstanbul'a benzer büyüklükleri olan metropol, hatta megapol diye tanımladığımız kentlerinde ise aynı dönemlerde 25 ila 30 kilometre raylı sistem inşa edilmişti aynı dönemde. Her birimiz de şahidiz ki bunun 17 yılı aslında hükümetle İstanbul'daki yerel yönetimin aynı dönemde bu şehre hizmet etmesine rağmen. Her İstanbullu neden diye sormalıdır. Neden İstanbul'a bu kadar az metro yapıldı? Neden 2019 yılında 10 hatta toplam 103.4 kilometrelik metro inşaatı 1 ila 2,5 yıla aşkın süredir ilerlemeden duruyordu biz göreve geldiğimizde? Çünkü ne yazık ki o dedim ya, akıl, en başta akıl, bilime inanç, teknik insanlara inanç ister bu süreç. Ne yazık ki entegre bir ulaşım planı, bilimsel anlayış, şeffaflık, akılcı bir bütçe disiplini ve finansman ciddiyeti yönetimi o dönemde yoktu. Onun yerine bilmenizi isterim ki, üzülerek ifade ediyorum ki, plansızlık, ne yazık ki israf, siyasi hesapların önde tutulduğu bir dönem ve de ne yazık ki kayırmacılık üzerinden projelerin önceliği tasarlanmıştı. 2017 yılı ortasında 7 hat birden eş zamanlı ihale edildi. Bu hat da onlardan bir tanesi aslında. Ama bu ihaleler için ne bütçede para vardı ne de bir finansman modeli geliştirilmişti. Şehrin orasına burasına çukurlar kazılmış ve öylece bırakılmıştı. Hani tabiri caizse dostlar alışverişte görsün misali. Vatandaş bir metro inşaatı görsün anlayışıyla hareket edilmiştir. Bilhassa da bunu seçim zamanlarında sıkça dile getirmeyi de gelenek haline getirdiler. Malumunuz ne yazık ki ülkemize de sadece son 10 yılda tahmin ediyorum ki 9-10 tane seçimi yaşatmış bir hükümetten bahsediyoruz. Farklı vesilelerle İstanbul'a artı bir demek lazım. İşte o kadar baştan savma yürütülen bu süreçte ihale edilmiş olan Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt hattının bir kesiminin çok özellikle yine teknik olarak bilinmesi önemlidir ki bir bölümünün, büyükçe bir bölümünün uygulama ihalesi dahi yoktu. Metro inşaatları durmuştu çünkü devlet ciddiyetine, kamu yönetimi disiplinine aykırı uygulamalar nedeniyle yurt dışı finansman kurumları da bu sürece itibarını bulmadıkları için, şeffaf bulmadıkları için fon ayırmıyorlardı. Gerçekten bütün açık yüreklilikle, bütün cesaretle ve arkadaşlarıyla da övünerek ifade edeyim ki bu tabloyu kökünden değiştirmeyi başardık. İsrafa, kayırmacılığa dayalı tüm uygulamalarla bu dönemde son verdik. Yönetimde şeffaflığı ve bütçe disiplinini maksimum düzeyde sağladık. Bu kentte hiçbir dönem İstanbullu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerinin, yaptıklarının, bütçesinin hiçbir dönem bu kadar farkında olmuş muydu? Herkes hafızasını lütfen yoklasın. Ekonominin ne yazık ki kötü olduğu bir dönemde, ne yazık ki ülkemiz ekonomisinin yurt dışında itibarsız görüldüğü bir dönemde tahvil ihracı gerçekleştirdik. Hem de talep ettiğimiz tahvil ihracının neredeyse 6 katı talep görerek. Bütün bunların sonucunda durmak zorunda kalan metro inşaatlarımızı 16 milyon İstanbul halkımız adına hızlıca başlattık. Allah hızımızı arttırsın. Önceliğini vatandaşın derdine çözüm bulmak olarak belirlediğimiz için oluyor. Devlet kinle yönetilmez, öfkeyle yönetilmez, intikam duygusuyla bir devlet yönetilmez. Devlet bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir, erdemle yönetilir, tecrübeyle yönetilir. İşi eline verdiğiniz zaman o işi yönetmeniz çok kolaydır. Ana ilkeleri belirlersiniz siz. Verirsiniz,
işin ehli olanlar alır o işi götürür ve sonlandırırlar. Ve yine belediye başkanı arkadaşlarımdan şunu istedim. Asla ve asla işi eline verirken bir politik tercih içine, özel bir politik tercih içine, bu bizim partili, getirelim bu işin başına. Ama o işi hiç bilmiyor. Olmaz. Bilecek. O işi bilecek. Çünkü biz ne istiyoruz? Başarı istiyoruz. Ne istiyoruz? Bu metro hattının temeli atıldı ama orada kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Temeli atıldı ama orada kalmayacak. Bu metro hattı bitecek. Yerel yönetimlerden başladık, merkezi yönetime kadar. Yerel yönetimlerdeki başarımız, merkezi yönetimde sağlayacağımız başarının işaretleridir. Türkiye'yi bu bölgede en kısa sürede bütün sorunlarından arındırıp görkemli, güvenilir, saygınlığı giderek artan bir ülke haline getireceğiz. Demokrasi gelişmiş, insan haklarına saygılı, kadın erkek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlandığı, herkesin aşının, herkesin işinin olduğu, evlatlarımızın geleceklerini yurt dışında değil, Türkiye coğrafyasında aradıkları güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kararlıyım, kararlıyım. Bunu mutlaka ama mutlaka birlikte yapacağız. Birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Birlikte 83 milyon insanın Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmesine son vereceğiz. Biz üreteceğiz, biz alın teri dökeceğiz ve biz kazanacağız. Bunu yapacağız, beraber yapacağız. Esnafıyla, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle, işçisiyle beraber yapacağız. Ve o çerçevede harcadığı her kuruşun hesabını halka verirse yeni bir siyaset anlayışını inşa etme yolunda adım atıyoruz demektir. Bütün belediye başkanlarımız aynı felsefeyle yola çıkıyorlar. Ve aynı felsefeyle çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Hükümetin dışarıdan aldığı krediden bizim belediye başkanlarımız çok daha ucuza kredi bulabiliyorlar. Neden? Daha güvenilir. Neden? Bilançoları, bütçeleri daha şeffaf. Herkes baktığında, işin uzmanı baktığında evet diyor, bu bilanço yeterli, bu bütçe yeterli. Dolayısıyla ben size daha düşük kredi verebilirim diyor. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'yi yönettiğimizde de aynı tablo ortaya çıkacaktır. 83 milyon insanımız Londra'daki bir avuç tefeciye mahkum edilmeyecektir. Bu anlama geliyor. Bütün Türkiye'de hepimiz çalışacağız, hepimiz üreteceğiz, hepimiz kazanacağız ve bu ülkede yoksulluğu tarihe gömeceğiz. İstanbul aslında küçük bir Türkiye. Dünyanın en önemli metropollerinden birisi. 21. yüzyılda hala İstanbul'un ulaşım sorununu çözemiyorsak dönüp bakmamız lazım. Neden çözülemedi bugüne kadar? Temel atmak kolay. Koyarsınız bir kürsü, mikrofonlar tamam. Çağırırsınız vatandaşları, temel atarsınız. Ondan sonrası önemli. Attığınız temel hayata ne zaman geçecek? Planlamasını yaptınız mı, yapmadınız mı? Kaynağını buldunuz mu, bulmadınız mı? Asıl önemli olan bu. Geçenlerde 15 milletvekilimizi Şanlıurfa'ya gönderdik. Şanlıurfa'da Sayın Başkan, Şanlıurfa'da şehir hastanesinin 5 kez temeli atılmış. 5 kez kürsüler kurulmuş, temeller atılmış. Ben de tabii konuşma sırasında herhalde inşaat devam ediyor diye söyledim. Hayır dediler efendim. Ortalıkta inşaat diye tek bir tuğla bile yok. 5 kez temel atılmış. Burada da benzer olay. Güzel. Metro yapacağız diyorlar. Açılışlar tamam, temeller tamam, arkası yok. Şimdi arkasını Büyükşehir Belediye Başkanımız ekibiyle beraber dolduruyor. Bir şey daha söyledi. İşi uzmanıyla beraber
beraber arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz dedim. Özellikle ben bir kadın kardeşimiz, hocamız ilk açılışı o yaptı. Raylı Sistemler Daire Başkanı, bu mücadeleyi yapan bir kadın olması dolayısıyla da ayrıca çok mutlu olduğumu da ifade etmek isterim. Kadına yönelik şiddetin hala Türkiye'nin gündeminde olduğu bir dönemde, bir büyükşehir belediyesinde bir kadının Raylı Sistemler Daire Başkanı olması ayrıca Türkiye içinde, dünya içinde anlamlıdır. Bu bağlamda da biz işi ehline teslim etme konusunda ne kadar kararlı ve inançlı olduğumuzu da gösteriyoruz. İşi ehline teslim ettiğinizde ne oluyor? Yine Sayın Başkan söyledi. İsraf olmuyor, israf. Eğer israf haramsa, israf savurganlıksa, israf milletten alınan vergilerin amacına uygun harcanmamasıysa, ayrı bir dünyaysa, o dünya bize kapalıdır. Biz her kuruşun yerli yerinde harcanmasını isteriz. Her kuruşun hakkını vermek isteriz. Çünkü biliriz ki o paranın içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Bu bağlamda bakıyoruz ve bu bağlamda düşünüyoruz. Belediye başkanlarımıza engeller çıkarıyorlar. Sanıyorlar ki biz bu engelleri çıkardığımızda belediye başkanları hizmet üretemez. Hayır efendim. Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Asla şikayet etmeyeceksiniz. Görebiliriz. Önünüze çıkarılan engel ne kadar büyük olursa olsun onu aşıp hizmete devam edeceksiniz. Ve belediye başkanlarımız da bunu yapıyorlar. Hizmetse hizmet, evet. Hesap vermekse hesap vermek. Yeni siyaset anlayışının temel unsurlarından birisi de şudur. Halka hesap vermenin onurlu bir görev olduğunu siyasetçi kabul etmek zorundadır. Ben milletime hesap veriyorum. Ne kadar güzel bir şey. Onun parasını harcıyorum. Ne kadar güzel bir şey. Harcadığım paranın karşılığını alkış olarak alıyorum. Evet. Harcadığım paranın karşılığında ya Allah razı olsun, güzel hizmet yapmış dendiği andan itibaren biz zaten dünyanın en mutlu insanı oluruz.